İki kez kırmızı ışıkta geçtiniz mi ehliyetinize el konuluyor. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası ile birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirilecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Kırmızı ışıkta geçenlere para cezası uygulanıyor. Ancak bu suçu, bu cezayı birden fazla işleyenlerin bundan sonra ehliyeti elinden alınacak. Nasıl uygulama sizce? Gayet güzel. Kırmızı ışıkta geçmenin cezasını biliyor musunuz? Biliyorum, 189 lira. Bundan sonra bir sürücü kırmızı ışıkta birden fazla geçerse ehliyeti elinden alınacak. Çok güzel. Artık bundan sonra herhalde kırmızı ışıkta geçenler ehliyetini alacaklarmış diye duyduk. Herhalde öyle yapacaklar. Nasıl uygulama? İzinsiz verelim. Vallahi bana göre iyi. Vatandaş düzenlemeden memnun. Ancak tartışılacak yeni düzenleme sadece bununla sınırlı değil. Malumunuz trafikte telefonda konuşmanın bir cezası var. Ancak nedense bazı sürücüler bu cezayı pek de dikkate almıyor. Yeni elektronik denetleme sistemiyle trafikte yapacağınız telefon görüşmeleri kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan görüşmeler tespit edilip sürücüye ceza kesilecek. Telefon kullanmasak hayat zor. Öte yandan yeni düzenlemeyle ağır tonajlı araçlara da hız sınırı getiriliyor. Trafik yasalarında şu anda hız koridoru sistemi uygulamaya geçecek inşallah. Bunların fren sistemlerinde bir ayarlama yapılacak. Bunların kilometre olarak, kilometre bazında zaten takografta, takometrede bunlar takip edilmekte. Lakin onda da farklı bir oyunlarla, farklı hilelerle takografı da devre dışı bırakma yollarını buldular bunlar. Tırlarla beraber otobüslere özellikle hız sınırlaması getirilecek. Örneğin buradan İstanbul'dan Tekirdağ'a gidecek. Giderken 110 kilometreye yahut da 100 kilometreye aşamayacak şekilde ayarlanacak.